Yapımına 1944'te başlanan ve 1953'te biten Türk mimarlar Emin Onat ve Orhan Arda'nın harika ayrıntılarla tasarladığı Anıtkabir, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Anıtkabir'e gittiğinizde bilmeniz gereken ilginç özellikleri sizler için özetledik. Atatürk'ün Ankara içinde yaptığı bir gezi sırasında "Burası ne kadar güzel bir anıt yeridir" dediği bilindiği için Aydın milletvekili Mithat Aydın, Anıtkabir'in Rasattepe'ye yapılmasını önermiş, bu önerisi de kabul edilmiştir. Tümülüs, içinde mezar ya da mezarlık olan, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik anlamına geliyor. Anıtkabir'in inşası sırasında eski Anadolu uygarlıklarından Friglere ait tümülüsler bulunmuş, bu tümülüslerden çıkarılan tarihi yapıtlarsa Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştır. Anıtkabir'de simetrik olarak yerleştirilmiş olan 10 kule vardır. Çatıları piramit biçiminde olan bu 10 kulenin tepesinde eski Türk çadırlarına özgü tunç mızrak ucu bulunur. Kuleler adlarınıysa Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini yansıtan kavramlardan alır. Tek tek anımsatalım. Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılap. Uzunluğu 262 metre olan Aslanlı Yol'da 24 Oğuz boyunu temsilen 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Heykeltıraş Hüseyin Özkan'ın yaptığı ve Türk'ün sakin gücünü temsil eden aslanlar yola ikili gruplar halinde konulmuştur. Bu gruplarda yan yana duran iki aslanla Türk ulusunun birlikteliği vurgulanır. Aslanlı Yol boyunca taşlar asimetrik olarak ve 5'er santimetre aralık bırakılarak döşenmiştir. Bununla Atatürk'ün huzuruna çıkacak olan kişilerin bu yolda yürürken başlarını öne eğmeleri amaçlanmıştır. Anıtkabir'in dış cephe duvarlarında yer alan Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve 10. yıl nutku Orhun yazıtlarına bir göndermedir. İçeride ise zemin, tavan ve kolon süslemelerinde Hun ve Göktürk motiflerinin birebir aynısı olarak kurt ağzı, bereket, koç boynuzu, koçbaşı, ok, yay ve yaba motifleri kullanılmıştır. Böylece Atatürk'ün tarihe ve de özellikle Türk tarihine merakı ölümsüzleştirilmiştir. Ulusaldan evrensele uzanan Atatürk ilkelerinin merkezi barıştır. Bu nedenle dünyanın birçok noktasında Atatürk'ün heykelleri üzerine yurtta barış, dünyada barış sözü yazılmıştır. Buradan yola çıkılarak 24 ülkeden getirilmiş 104 farklı türde 49 bine yakın süs bitkisi ve ağaçla barış parkı oluşturulmuştur. Ankara'nın her yerinden Anıtkabir'in görülebilmesi için kısa boylu ağaçlar tercih edilmiştir. Atatürk'ün naaşının defnedildiği mezarın bulunduğu odanın da özelliği ayrıdır. Selçuklu ve Osmanlı mimari özellikleri barındıran oda, Türk inanışında ölümsüzlüğün ve sonsuzluğun simgesi olarak sekizgen biçimde planlanmıştır. Yine sekizgen olarak planlanan sanduka alanının çevresinde de Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar pirinç vazolar içinde bulunmaktadır. O da Ankara Kalesi'ne bakmaktadır. Bunun da nedeni kalede dalgalanan Türk bayrağıdır. Atatürk'ün "Bir gün elbet öleceğim. Ulusum beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim" sözü bir vasiyet bilinmiş, Anıtkabir'in Ankara Kalesi'nde dalgalanan şanlı Türk bayrağını gören bir noktası mezar odası olarak inşa edilmiştir. Anıtkabir'de mozolenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzaklığı 1920 metredir. Bununla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yıl olan 1920 vurgulanmıştır. Aynı şekilde şeref salonunun bir kenarı 32 metre, diğer kenarı 60 metre olarak planlanmış, yani toplam alanın 1920 metrekare olması sağlanmıştır.
Atatürk'ün mezarının olduğu noktanın rakımı 905 metredir. Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı saat olan 9'u 5 geçe vurgulanmıştır. Mozole'nin büyük sütunlarının uzunluğu 19,44 metredir. Anıtkabir'in yapımına başlandığı yıl 1944'tür çünkü. Anıtkabir'de tören meydanından sütunlu mozole alanına 42 basamakla çıkılır. Bu da Atatürk'ün Cumhuriyetimizi ilan ettiği yıl olan 1923'teki yaşıdır.